Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Rampage'in Pulsar 7.1 Surround ses sistemine sahip olan mükemmel bir oyuncu kulaklığının kutu açılışını yapacağız hem de detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Sonrasında bir test gerçekleştireceğiz. Mikrofon testine vesaire hepsine birlikte bakıyor olacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin birlikte kutuyu açalım. Evet hemen bıçağımızı aldık. Bakıyorum şurada minnak bir ...sticker'ımız var ve de bu tarafta bir minnak bir sticker'ımız var. Bu sticker'ları açtıktan sonra sanırım başka da sticker bulunmuyor. Şöyle bıçağımı kenara koyayım. Şöyle kutumuzu güzelce açalım. Ve karşımızda gayet şık ve bembeyaz bir şekilde... ...içeride konumlandırılmış olan kulaklığımız bizleri karşılıyor. Şöyle bir ürünü dışarı çıkarttığımızda... ...ki çıkartamıyoruz galiba. Burada kulaklığımızın ta kendisi var. Şurada bir adet kablomuz bulunuyor. Şöyle kabloyu çıkaralım. Burada teknik detayların ve özelliklerin bulunduğu bir adet kitapçık bulunuyor. Kitapçığı şöyle kenara koyalım. Ve gördüğünüz gibi bayağı da uzun bir kablo bizleri karşılıyor. Şöyle açayım. Ben bunu geri buraya sokayım. Bunu buraya koyayım. Şu kutudan bir kurtulalım. Gördüğünüz gibi USB bağlantımız bir adet koruyucu ile birlikte gelmiş. Bunu da çıkaralım şöyle kenara atalım. Bir şey diyeceğim, bu arada galiba burası metal. Şu poşetleri ben bir çıkartayım. Çıkartamadım. Şöyle bir bıçak yardımıyla Abi bunun ne güzel sarmışsınız ya. Çıkartamadık e mi? Ya da ben beceremedim. Kesin bunun kolay bir yöntemi vardır da. Sonunda bir taraftan kurtulduk. Uh terledim. Vallahi terledim. Biraz geç olsa da bir şekilde çıkartmayı başardık. Uuu, bu ışıklar mışıklar var ya öf beni benden aldı. Neyse gördüğünüz gibi abi bayağı bir uzun kablo var. Aşağı yukarı 2 metre vardır diye düşünüyorum. Bir adet kontrolcüsü bulunuyor. Kumanda üzerinde burada ses açma, kısma, mikrofon kapatıp açma, 3D ve V diye bir işaret var. Bu ne demek oluyor? Vibration yani vibrasyon. Kulaklığımızın titreşim özelliği var. Daha öncesinde hiç titreşim özellikli bir kulaklık kullanmadım. Açıkçası şimdi testte de birlikte göreceğiz. Aynı zamanda çıkmayan bir yapıda mikrofonumuz bulunuyor. Şöyle kulaklığı bir takmak istiyorum. Ses deneme ses. Ses 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 ses. Ses 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 ses. Se. Se se. Açıkçası yalıtımı fena değil. Deri pedler kullanılmış. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu sabit ayarlanabilen bir kafa bandı yok açıkçası. Bakın kafanızın vermiş olduğu ağırlığa göre kendisi otomatik ayarlıyor. Herhangi bir sabitleme ayarı yok gibi görüyorum. Şöyle bakın taktığımda zaten kendi otomatik olarak kafamın şeklini alıyor. Bu değişik bir teknoloji olmuş gayet de etkileyici olmuş diyebilirim. Biraz kafa bandı tarafından bahsetmek istiyorum. Üst tarafı ilk bakışta güzel bir yapıya, rahat, yumuşak bir yapıya sahip. Üst tarafına da baktığımda yani bu sert plastik mi, metal mi anlayamadım açıkçası ama sağlam bir materyal gibi duruyor. Fakat yan taraflar gördüğünüz gibi Sesi geliyor mu bilmiyorum ama gayet plastik bir yapıya sahip. Açıkçası böyle şık duran bir kulaklıkta plastikten ziyade biraz daha sert, biraz daha güzel bir materyalle yapılmasını tercih ederdim. Fakat tabii ki sonuç olarak bunlar bütçeyi değiştirecek olan etmenler olduğu için fiyat performans olarak değerlendirebiliriz açıkçası. Şimdi gelin sizlerle birlikte biraz teknik detaylarına bakalım. Sonrasında da biraz testine gerçekleştirelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kulaklığımız 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki ses frekanslarını destekliyor. Bununla birlikte üzerinde dahili bir ses kartı bulunuyor. Ve bu ses kartı üzerinden demin de bahsettiğim gibi belirli ayarları çok güzel bir şekilde rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz kullanma kılavuzuna baktım. 2.2 metre uzunluğunda bir kablosu bulunuyor. Bu kabloda gayet yeterli ve gayet kullanışlı olabilir. Yani mesela kasanız masanın altındadır veya kasanız oturduğunuz konumdan biraz daha uzakta bir yerdeyse bu kablo uzunluğu gayet sizler için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte USB 2.0 ile birlikte Kulaklığınızı tak çalıştır bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 32 ohm'luk bir empedans değeri bulunuyor ve bununla birlikte 50 milimetrelik de hoparlör boyutu bulunuyor. Bu teknik detaylarla çok fazla sizi boğmak istemiyorum. Kabaca üzerinden geçmek istedim. Şimdi gelin sizlerle birlikte kulaklığımızın testini gerçekleştirelim. Hem de bakalım ışıkları ışıkları var mı? Nasıl gözüküyor? Hoş mu? Tatlı mı? Bunlara birlikte bakalım. Şu şekilde kulaklığımızı taktığımızda kulakta da aslında gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda 288 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu da uzun kullanım sürecinde hani çok da sizi rahatsız edeceğini sanmıyorum. Gelin şimdi hemen USB'ye kulaklığımızı takalım. Kulaklığımızı USB'ye taktığımızda direkt olarak gördüğünüz gibi çok güzel ışıkları yanlarda yanda. Şöyle ben kulağıma takıyorum ve hatta şöyle ben şu ışıkları da kapatayım. Şöyle durayım. Siz de hem nasıl gözüktüğünü de görün. Gördüğünüz gibi mikrofonun ucunda da bir adet kırmızı ışığımız var. Mikrofonu açtığımızda gördüğünüz gibi ışık sönüyor, kapattığımızda yanıyor. Ya da tam tersi, şimdi onu göreceğiz. Hemen ben bir OBS açıyorum. Evet, şu anda sesi aktif ettim. Ses deneme 1, 2, 3. Ses deneme 1, 2, 3. Şu anki ses kaydını Rampage K11. Rampage Pulsar 7.1 üzerindeki mikrofondan alıyorum. Ses deneme 1, 2, 3. Ses deneme 1, 2, 3. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şöyle bir de Hey, hey, ses deneme 1 2 3. Şu anki bu kayıt tamamen kulaklığın üzerinde bulunan mikrofondan alınmıştır. Hiçbir oynama yapmadan hiçbir ses üzerinde değişiklik yapmadan video içerisinde konumlanacak. Evet şu anda mikrofonda bir müzik açtım. Tabi bu müziği size dinletemiyorum çünkü teliften dolayı ses kartı üzerinden sesi açıyorum. 3 dyi aktif ediyorum. Bir bas vuruyor. Titreşim, titreşimi açtım. ho Şöyle söyleyeyim tesisatlı bir arabanın içinde bangır bangır gidiyormuşum gibi. Bunun titreşimini size bir şekilde gösterebilir miyim diye bakıyorum ama hani şöyle masaya koysam yok. Ya bir şekilde bunun size titreşimini göstermeyi çok isterdim ama hani gösteremiyorum. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok güzel kulaklık. Bunu bir de oyunda denemek lazım. Hani o vuruşlarda işte ne bileyim işte seni vurduklarında falan zangır zangır titrer bu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten keyifli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ama en başından beri söylediğim gibi şurası şu materyalden olmasaymış keşke diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hani baktığınız zaman o titreşim özelliği mesela 3D'yi aktif ettiğinizde gerçekten onu hissediyorsunuz. Titreşimi zaten aktif ettiğinizde zırıl zırıl hissediyorsunuz. Yani benim puanım 10 üzerinden 8. 2 puanı nereden kırdın Onur diyecek olursanız buradan kırdım. He ama bu fiyat bandında böyle bir performans almak gerçekten e, düşündürecek bir durum. Hani mikrofon ihtiyacınız varsa bunu da alınabilecekler arasındaki ilk 5'e rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Rampage Pulsar 7.1 K1'in birbirinden farklı ve başka kulaklıklardan birbirinden ayıran birçok özelliğini gördük. Hem mikrofon kalitesi olsun, ses kalitesi olsun üzerinde titreşim özelliği ve 3D özelliği ve bununla birlikte 7.1 desteğinin olması da tamamen artı olarak bunları göz önünde bulundurabiliriz. Yani bu fiyat bandında bir arayışınız varsa tercihleriniz arasına bu kulaklığı da yerleştirebilirsiniz. Ve bu kulaklığa da bir göz atabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.